Öncelikli olarak herkese selamünaleyküm. Bu videoda Japon Honsu nasıl yüklenir? TR Honsu oynuyorsam Japon Honsu nasıl yüklemeliyim? TR Honsu nasıl nereye kaydırmalıyım gibisinden sorularınıza yanıt vereceğim. Artı yeni hesap nasıl açılır Japon Server'da? Onları göstereceğim. Öncelikli olarak işlemimize şeyden başlıyoruz. Gerçi bende TR Honsu yok ama size göstermek amaçlı şöyle bir şey yapalım. Burada TR Honsu'nun bir dosyası var. Buf diye geçiyor. Biz bunu kes demiyoruz. Kes dediğiniz anda diğer tarafa kopyaladığınız kestiğiniz şeyi yapıştırdığınız anda görev yöneticisinde çalışan bazı etkenlerden dolayı buff'un içindeki bazı şeyler kopyalanamayacağından oyunuz çalışmayabilir. O yüzden kopyala diyoruz. En güzeli D'ye gelip buraya yapıştırıyoruz. Daha önce böyle bir işlem yaptığım için onun şeyi bu. Sonra bunu yaptıktan sonra ekte kaldıra gidelim. Ekte kaldırdan tabi C'de olan TR Honsu'da işimiz kalmıyor. Buradan bulup siliyoruz. Ben de yok. Oyunu bıraktım çünkü ben. TR Honsu. Sonra bunu kapa diyoruz. O işlem bittikten sonra. C'ye gidip buradaki bileşenlerini silebiliriz. Vesaire. Sildikten sonra ise işlemimize şuradan başlıyoruz. Öncelikle yeni bir hesap alıyoruz. Ben burada aldım. Neyse. Yeni bir e-posta hesabı alıyoruz. Ya da hesabınız varsa kullanabilirsiniz. Sonra buradan DMM Hons yazıp giriş yapıyoruz. Buradan sayfasına giriyoruz. Buradan ise DMM Game Player butonuna basıyoruz. Ve aslında bende varmış. Ben tekrardan indireyim. 50 MB'lık bir şey. Burada indirimlere program diyoruz. DMM Games Player Setup diyor. Bunu yüklüyoruz. Buradan devam ediyoruz. Bunu yükledikten sonra ise buradan kayıt ekranına geçeceğiz. Şimdi burada önceki hesabınız var ise buradan e-posta ve kendi adınıza şifrelenmiş şifrenize giriyorsunuz. Buradan devam ediyorsunuz. Ama yok, yeni hesap açmak istiyorum diyorsanız buradan sarı butona tıklayacağız. Ben burada geçiş esnasında sıkıntı yarattığı için bandı keme. Ben burada kaydı duraklatacağım. Ama buraya tıklayacağım yani. Buraya tıklayıp ilerleyeceğim. Evet, tekrardan devam ediyoruz. O sarı butona tıkladık ve buradan kayıt işlemine geçtik. Kayıt işleminde ise yeni aldığımız e-postayı buraya yazıyoruz. Ve oyun içinde bu DMM girişte kullanacağımız şifreyi yazıyoruz. Kendimiz özel şifreyi. Ve buradan devam edeceğiz. Ben burada sıkıntı olur mu? Bir daha devam edelim. Sarı butona tıkladık. Ve buradan bizden şifre istedi. Biz bu şifreyi şurada infoya gelen şifreyi alıyoruz ve buraya yapıştırıyoruz. Herhangi bir sıkıntı olmamak açısından şuradan duraklatayım. Evet, kayıt bölgesinde ikinci platforma geçtik. Burada şurada erkek diyor, burada bayan diyor. Şu işaretlerden anlayabiliriz. Erkek ve bayanın. Bunu oyunun içerisinde de çok göreceksiniz. Bu erkek, şu bayan. Burada tarih giriyoruz. 18 yaşından küçükleri kesinlikle oyun oynatılmıyor. O yüzden ona göre buradan bir tarih seçin kafanıza göre. Üstteki isme dokunmanıza gerek yok. Buradan ona basarak devam edeceğiz. Şuraya tıklamayın. Tıklarsanız her oyuna girişte sizden kod ister. Ben burada tekrar duraklatacağım. Şuradan ileri butonuna basacağız.
Ve böyle bir ekran geldi. Bu ekranda ise kaydınızı onaylıyor musunuz? Yani bu verdiğiniz bilgiler doğru mu gibisinden ileri gitmemizi istiyor. Burada tekrardan aynı şekilde duraklatacağım. Buradan sarı butona basıp turuncu butona basıp devam edeceğiz. Böyle bir ekran geldi. Burada ise onayladığını gösteriyor. Olsun. Buradan sonraki aşama ise hemen gidelim. Mavi butona basıp ilerleyeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi olsa üyeliğimiz kabul edildi. Ve buradan mavi butona basarak DMM Games Player'ı açıyoruz. Burada tekrardan bunu istiyor. Buna sakın basmayın. Her girişte sistem kod ister. Burada yapacağımız işlem ise buraya geldikten sonra şunları komple bir silelim. Ulaşım açısından. Buradan mavi butona basacağız. Basalım. Uygulamayı aç. Herhangi bir sıkıntı olmaz açısından duraklatacağım. Evet. O butona bastıktan sonra mavi butona tekrardan bizden kod istedi. Yani Honsa eklenti DMM Games'e Honsa eklenti yapmak istiyor musunuz gibisinden benden kod istiyor. E-postaya gidiyoruz. E-postaya gelen kodu tekrardan buraya yapıştırıyoruz. Ve şu anda Hons eklenmiş oldu DMM Games Player'a. Buradan da çarpıya basıp kapatabiliriz. Ve birazdan start ekranı gelecek. Start ekranı derken site yüklenme ekranı gelecek. Ben de daha önce yüklü olduğu için daha önce yüklü olduğu için şey gelmiyor. Yükleme ekranı gelmiyor. Sizde burası alt taraftan şurası yavaş yavaş dolum başlayacak. Bu dolum yaparken siz hiçbir şekilde bilgisayarda oynamayın vesaire. Telefonunuzu falan açmaya çalışmayın çünkü burası direkt kapanır çakıştığı için. Bir oyun oynuyorsanız bu oyunu oynamayacaksınız. Telefonunuzda Japon server çakıştığı için bileşenleri. Artı bu oyunu oynamak için bunu kapatalım. Artık kayıt olduk. Oyuna DMM Games'i açtıktan sonra buradan My diyorsunuz. My dedikten sonra şöyle bir sarı buton var. Buna tıkladıktan sonra Hons direkt açılır. Artı bu Hons açıldıktan sonra oraya kullanıcı adı şifrenizi yazmanıza gerek yok. DMM Games Player sizin zaten kullanıcı adı şifrenizi otomatik kayıt altında tutuyor. Uğraşmanıza gerek yok. Buraya basıp Start da Hons ekranına geçip direktman oyuna başlayabilirsiniz. Artı bunun için AVG Secure VPN'i kullanabilirsiniz. Bunu her yüklediğinizde 7 gün alaraktan oyunu oynayabilirsiniz. Yani 7 günde oldu. Bunu sildim. Tekrardan yükledim. Bir 7 gün daha veriyor. Sildim. Sildim. Tekrardan yükledim. Tekrar 7 gün alıyorum. Yani böyle böyle oyunu oynayabilirsiniz. Oyun zaten bütün Türk serverında kapandı. Ama VPN ile girebilirsiniz. Artı bu oyunu oynamak için oyunda Japon saatlerin bizden 6 saat ileride olduğu için 12 ile saat akşama doğru 5 arasında girerseniz oyuncu bulmanızda sıkıntı yaşamazsınız. Ama o saatler ve 6 ve daha üzeri saatler girdiğinizde oyuncu bulamazsınız. Ayda 2 kere falan yama geliyor. Oyunda çoğu şeye erişebilirsiniz. Artı bir de şey var. İtem yapma. 180'e kadar kastığınızda 180'e kadar kastığınızda size silahlarınız SD silah veriyor zaten. Artı
4D, 5D zırhlarınızı veriyor. Artı kedi vesaire, AP torbası vesaire. Bunları etkinlik olaraktan dükkana koyuyor. Yani altınla alabileceğiniz. 30. günde SD silah veriyor. Yani mesela adamlar demiş 27'si. Bugün 10 diyor da onu 6 saat geriye çektiğin zaman gece 4 ile sabah 10 arasında bir yama çalışması var. Bunu da hemen şöyle bakalım, hemen çevir diyelim. İç etikette, öğe ekte, işlemekte, satır ürünleri ve hazır için hasar azaltma, görev oynarken karakter hareketi hatası sürekli. Adamlar işini düzgünce yapıyor yani. En azından. Artı başka ne gibi? Orada giriş ekranında zaten karakter seçmeyebiliyorsunuz zaten. Terrahons'ta neyi yapıyorsanız oradaki bütün her şey aynı. Yani yok dili farklıdır, yok şu farklıdır falan filan gibisinden düşünmeyin. En azından işleyişi düzgün bir oyun. Bizim server gibi insanları böyle değişik halden hale sokan GM'ler yok en azından. İnsanlar yama soruyor. Çoğu kişiden duyduğuma göre yama sorup ban yiyen insanlar duydum ben. En azından böyle takılıyoruz. En azından Terrahons bildiğin şeye döndü. Oyun resmen paraya döndü. Yani oyuncu moyuncu kalmadı. Player olmayan bir oyunda oynanmaz. Artık para veriyoruz. Hem de player olmadan para atmak da biraz saçma geliyor bana. Biz burada para yatırmıyoruz. Zevkine oynuyoruz, çıkıyoruz yani. Zevk meselesi. Zaten tek bir oyunda oynamıyorum. PUBG'de oynuyorum. Başka sorularınız olursa bu videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. Arkadaşlar son olarak şöyle bir şey göstereyim. Bu oyuna girerken öncelikle AVG Secure VPN'i açmak için konumunuz İspanya, Barcelona veya İspanya, Madrid olabilir. İkisi de güzel işlevi yaptırıyor. Önce AVG Secure VPN'i açalım. Bunu açtıktan sonra DMM Games Player'i My diyoruz. Şurada Hons gelecek. Sonumuz. Evet. Sonra buna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi Home butonu. Baktıktan sonra bunu kapatabilirsiniz. Bunu da aşağı çekebilirsiniz. Ya buna Stada dediğiniz anda oyuna giriş yapacaktır. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın.